açlık sınırı kabusunu görüyorsunuz. Şimdi bir de bin kere söyledik. Şimdi bir de buğday kabusuna bakalım. Soframızdaki iki temel ürün, birisi yağ, birisi ekmek. İkisinde de sıkıntı var şu anda, ciddi sıkıntı var. Türkiye kendine yetmiyor buğdayda artık. Zaten resmi veriler de bunu doğruluyor. Türkiye İstatistik Kurumu tarımsal yeterlilik verilerine göre 2017 yılından sonra Türkiye her geçen yıl Rusya ve Ukrayna'ya buğday ve ayçiçeğinde daha da bağımlı hale geldi. Korkulan başta ekmek olmak üzere birçok temel gıda maddesine zam gelmesi. 2008 yılındaki gıda krizinden sonra buğday fiyatları işgalin ikinci gününde son 14 yılın zirvesine ulaştı bile. Türkiye normalde buğday ithalatının %40'ını, %50'sini Rusya'dan alıyordu. Ama 2021 yılında toplam ithalatının %78'ini Rusya'dan yaptı. %12'sini de Ukrayna'dan ve toplamda %90'ını biz bu iki ülkeden alıyoruz. 2021 yılında Türkiye 8.1 milyon ton buğday ithalatı gerçekleştirdi. Bunun 6.7 milyon tonu Rusya'dan yapıldı. Diğer ülkelere yönelilmesi de ekonomik açıdan zor. Çünkü nakliye bedellerinin faturası Türkiye için çok daha ağır olacak. Toprak Mahsulleri Ofisi Haziran ayından bu yana 10 kez buğday ithalatı için ihaleye çıktı. TMO'nun Rusya-Ukrayna krizinden sonraki açıklaması yeterlilik üzerineydi ama 2 Mart'ta yeni bir ihaleye daha gitmek zorunda kaldı. Yeni buğday hasadı Mayıs'ta başlayacak. Bu zamana kadar Toprak Mahsulleri Ofisi'nin depolarında yeterli miktarda buğday, sanayicilerimizde de un var. Eğer bu savaş devam ederse bizim ithalat faturamız, ithalatımız daha zor şartlarda yapılacak. Bu da ciddi bir sıkıntı demek, işte ekmeğe zam demek, yani soframıza ekmeğin zamlı olarak gelmesi demek. Buğdaydan daha büyük sorunsa ayçiçek yağında. Türkiye kendi ihtiyacının %64'ünü karşılıyor. %36'sı içinse dışa bağımlı hala. Özellikle de Rusya ve Ukrayna'ya. Gıda sektörüyle konuştuğumuzda işte elimizde bir ay yetecek kadar yağ var depolarımızda. Yani ayçiçeğindeki durum aslında daha ciddi. Çünkü orada da fiyatlar arttı. İşte ham yağın tonu 1400 dolardı. Şu anda 1500 doları geçti. TÜİK belli aralıklarla hububat ve yaş meyve sebzedeki yeterlilik verilerini paylaşıyor. 2020 yılındaki son paylaşımda açıkça gösteriyor ki buğdayda üretimin tüketimi karşılama oranı %89. Yani tüketime yetmiyor. 2017-2018 yıllarından önceki verilere ise TÜİK'in sayfasından ulaşılamıyor. Sizce neden birkaç yıl öncesine gittiğimizde bu verileri bulamıyoruz? Yani birkaç yıl öncesine göre çünkü durumumuz daha iyiydi. Muhtemelen bunu gizliyorlar. Yani Türkiye'nin birçok üründe kendine yeterliliği daha iyi durumdaydı. Şimdi yeterlilik oranları düştü. Belki bunun için hani o iyi tabloyu göstermek istemiyorlardır diye düşünüyorum.